Kişilik ve kimlik yapısının oluşturulduğu bir dönem olan ergenlik sağlıklı atlatılamazsa ileride çok daha büyük kişilik problemlerine ve çevreye uyum sorunlarına sebep olabiliyor. Normal bir süreç olan ergenlik döneminde gençlerin seslerinin çıkmasından, bağırıp çağırmalarından ziyade sessizliğinden korkulması gerektiğini söyleyen Berberoğlu, ergenlere nasıl davranılması gerektiğini Sağlıklı Yaşa programında anlattı. Ergenlik dönemi bizim için en önemli dönemlerden bir tanesi. Neden? Çünkü kimlik ve kimliğin yani normalde yaşama uyum sağlayabilmek için gerekli bir takım faktörlerin oluştuğu en önemli dönemlerden. Mesela bazen gelirler derler ki çocuğum beni hiç üzmedi. Ergenlikte çok akıllıydı, çok usluydu, çok iyi niyetliydi, çok böyle içe kapanıktı. Biz o ergenlerden çok korkarız mesela. Ergenlik dediğimiz zaman, ergen dediğimiz zaman 5 dakikada saman alevi gibi parlayan, anneye, babaya ya da arkadaş ortamda kim varsa herkesi kırıp geçiren, kapıları çarpan, sonra odasına kapandıktan, uzun uzun ağladıktan ya da sıkıntısı geçtikten sonra hiçbir şey olmamış gibi. Normali bu. Günistanlık. Ergenin normali bu. Ergenin genel anlamda evet. Normali bu. Peki. Ailelere ergenlik dönemindeki çocuklarıyla inatlaşmamalarını öğütleyen psikiyatri uzmanı Bahar Berberoğlu, ergenlik döneminde ailelerin rolünün sadece %10 olduğunu, çocukları etkileyen faktörün ise aile dışı faktörler olduğunu söyledi. Ergenlik döneminde ailenin rolü %10'dur arkadaşlar, bunu hiç unutmayalım. Ergenlik döneminde asıl önemli olan şey çevre ve arkadaşlık ilişkileridir. Ergen sofraya oturup sizinle yemek yemek istemez, sizinle bu aynı ortamda bulunmak istemez, odasına kapanır, o sırada telefonlar, internetler, cep telefonları, arkadaşlarıyla sürekli görüşmek ister. En önemli sırlarını siz asla bilmezsiniz çok iyi bir gözlemci olmadıktan sonra ama kız arkadaşları ya da erkek arkadaşları bilir. Ve böyle her şeyin uçlarda yaşadıkları bir dönem, bir periyot. O yüzden bu dönemde ergenler çok yakından takip edilmeli. Ama bu şey gibi değil, böyle arkasına dedektif taktım tarzında değil. Hani arkadaş ilişkileri çok iyi bilinmeli, gidip geldiği yerler çok iyi bilinmeli. Bir güven duygusu çerçevesinde zaman zaman sizi çileden çıkartacak ama o güven duygusu çerçevesinde de yeri gelince ufak tefek affetmelerle bir şekilde o bağlantıyı devam ettirmek gerekir. Şöyle diye.